Evet, merhabalar efendim. Bundan böyle Ordu'nun belgeselleriyle sizlerle birlikte olacağız. Ordu'nun biliyorsunuz şelaleleri meşhur. Biz de Ordu'nun en güzel şelaleleri, tabii bizim için en güzel olan İlküves şelalelerinden başlayacağız. Kameraman da Sayın Ahmet Bölükbaş bizlerle birlikte olacak. Belgeselimiz Çaybaşı İlküves'den başlıyor. Hadi iyi seyirler diliyorum. Evet, sevgili izleyiciler, şu anda bulunduğumuz yer Çaybaşı ilçesi İlküves beldesi Göycegere şelalelerindeyiz. Sizin de gördüğünüz gibi doğa, muhteşem bir doğa var. Kar yağışından sonra suların yükselmesi burada çok güzel bir atmosferi bize yaşatıyor. Adeta deriz ya, Türkiye'nin her bir tarafı cennet vatan. İşte biz cennet vatan bir yerde yaşıyoruz. Bu güzelliklerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmak için buralardayız. Göycegere şelaleleri, az yukarısında da yine buranın Ballıca şelaleleri var. Sizlere onları da aktarmak istiyoruz. Onları da göstermek istiyoruz. Fakat şu anda bu görüntüleri içinize çeke çeke yaşamanızı istiyorum. Hatta ve hatta doğa severler burayı illaki keşfetmişlerdir ama ben yine söylemek istiyorum, doğa severler burayı mutlaka görmeliler. Hatta ve hatta burada çadırlar kurup bir gece burada konaklamalılar. Çadır kurmak için de gayet güzel yerlerimiz var, görebiliyoruz. Şu görmüş olduğunuz manzara, bugün hava da güzel şansımıza, çekimlerimiz için hava da elverişli. Ama şu güzel manzarada ben bir saçma vurup da bu göle saçma atmak da isterdim. İnşallah başka bir günkü gelişimizde, anlatışımızda Ahmet Bey'e de söyleyeyim. Bundan sonra yanımızda mutlaka ve mutlaka bir saçma bulunsun. Bu göle güzel saçma atmak isterdik. Evet, buraya gelip haftanın stresini, ayın stresini burada atabilirsiniz. Burası neresi? İlküves. İlküves beldesindeyiz. İlküves'in her tarafında güzel şelaleler var. Birazdan bu şelalenin, bu derenin nasıl bir göle aktığını, hangi yükseklikten aktığını sizlere birazdan göstermiş olacağız. Şimdi size ben çekilip iyi seyirler dilemek istiyorum. Burayı biraz daha gösterelim istiyorum Ahmet Bey. Almış olduğumuz bilgilere göre 1800'lü yıllarda yapılan bu değirmen hala daha çalışır vaziyette. Tabii ki çalışmamasının sebebi, bildiğiniz gibi, tarım politikaları. Artık mısır maalesef yetiştirmiyoruz. Biraz tembelleştik. Ondan dolayı değirmenimiz şimdilik çalışmıyor. Bu değirmenimiz çalışmasa da burada varlığı bize güç veriyor. Çünkü eskileri görüyoruz. Burayı içinize çekmek istiyorsanız, burada bir gününüzü geçirmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka İlküves'e gelmeniz gerekiyor.
İlküvez'e geldiğinizde İlküvez halkı sizi buraya mutlaka ve mutlaka getirecektir. Buraya gelip dediğim gibi kamp kurabilirsiniz, çadır kurabilirsiniz. Bir gecenizi burada geçirebilirsiniz. Burada da biz 2003 yılında yanılmıyorsam, 2013 yılında pardon yanılmıyorsam Kültür Bakanlığı'nın Değirmen adlı filmini çekmiştik. İşte o değirmen, bu değirmendi. Ben de o günlerde yaz sezonuydu. Burayı çok beğenmiştim. Tabii sular bu kadar yüksek değildi. Şimdi kış ayı olması dolayısıyla, yukarılarda karların erimesi dolayısıyla da suyumuz gayet gür bir şekilde akıyor. Ben şimdi orta bir yere geçmek istedim ama ne yazık ki suyun gürlüğü, ben her ne kadar ayaklarımı sıvasam da bu su beni alır götürür.